Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugün Everest'in SM618 dikey mouse'unu inceliyoruz. Bugünkü konuğumuz çok farklı. Home office çalışanlar veya evden çalışanlar veya ofisten çalışanlar için bir mouse arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Everest markasının dikey bir mouse'u sağ el kullanımı için üretilmiş bir mouse diyebilirim sizlere. Ürünü biyotek bilgisayar üzerinden satın aldım ve birazcık photoshop'larda, montajlarda kullanırım diye denemek amaçlı aslında çok merak ettiğim ürünler arasında yer alıyordu. Dedim ki bir alayım, bir kullanayım bakalım nasıl kullanabilecek miyim? Çünkü ben genelde küçük mouse'ları tercih ediyorum el yapısından dolayı ama dikey mouse'u ilk defa kullanıyor olacağım. Şimdi kutusunu açacağız, ürünü inceleyeceğiz, elde nasıl duruyor, nasıl bir hissiyat veriyor? Bunlara birlikte bakıyor olacağız ve kutu içerisinden neler çıkıyor. Öncesinde size birkaç bilgi vermek istiyorum. Genelde bu ürünü tercih edenler ya home office çalışanlar ya da ofiste sürekli mouse kullanıp bilgisayar başında olan insanlar diyebilirim. Klavyeden bahsetmiyorum. Klavye ayrı, mouse çok ayrı. Böyle 3-4 saat kullanımdan sonra bileğinizin şu kısmını ağrıtabiliyor gerçekten normal mouse'lar. Çünkü sürekli bu şekilde koyduğumuzda elimiz bu şekilde gidip geliyor. Ve grafik tasarımcılarda hassas ince işler yaptığı için bazı grafik tasarımcılar bunu tercih edebiliyor. Birçok arkadaşım var home office çalışan ve bu tarz ürün kullanan. Ben de onlardan gördüm evlerinde ve dedim ki ulan nasıl bir şeymiş vesaire. Evde bir iki böyle bir denedim onlarda. Dedim bir alayım nasıl bir ürün çıkacak bir kullanım hissiyatı olacak diye merak ettiğimden dolayı satın aldım. Kutu açılımına geçelim ve sonrasında detaylı bütün bilgilerini paylaşıyor olacağım sizlere. O zaman kutuyu açmaya geçiyoruz. Ürünün kutusunu bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bayağıdır bekliyordu çekim için ve birazcık hasar almış hatta white birazcık parçalamış diyebilirim ürünü. Bu şekilde bir tasarıma sahip. Şimdi kutuyu hemen şu üst kısımdan bir açalım. Buradaki koruma bandını çıkarttıktan sonra hemen şöyle kaldırıyoruz üst kısımdan. Ben dediğim gibi bu ürünü birazcık deneyimledim ve poşetinden vesaire çıkarttım. O yüzden size bu şekilde göstereceğim. Ve bakmış olduğunuzda ürün tarafımıza bu şekilde geliyor. Bu sol klik, bu sağ klik bu şekilde. Ve buradaki de güzel bir yuvarlama tuşu. Gayet stabil çalışıyor diyebilirim sizlere. Ve birazcık denedikten sonra diğer mouse'lardan vazgeçebilecek kadar olduğumda sayılır montaj ve Photoshop grafik tasarımı işlerimde kutunun içerisinden bir adet de bilek desteği çıkıyor. O da bu şekilde zaten birazdan kurulumunu yaptığımızda detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Bunu da bir kenara aldık. Kutu'dan Everest'in direkt model numarası yazan bir kullanım kitapçığı çıkıyor. Burada da tüm bilgiler yer alıyor. Zaten bunları okuyarak deneyimleyebilirsiniz sizler de. Bütün kitapçıkta detaylı bilgiler var. İçerisinden son olarak bir adet de bu şekilde büyük bir pil çıkıyor ve bunun voltu biraz daha büyük. Tamamen buna göre uyarlanmış mouse için üretilmiş piller arasında büyük pil diyebiliriz buna. Mouse'un alt kısmına baktığımızda burada bir on bir de off tuşu bulunuyor. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Burada lazer optik sensörü bulunuyor ve bu kısımda pil takma yeri. Altındaki diğer tabanları da bu şekilde gayet iyi kayıyor ve ince işçiliklerde... Bayağı sizin hoşunuza gidebilecek bir ürün diyebilirim. Üst kısmında Everest'in logosu bulunuyor. Burada yardımcı tuşlar var ve yan tarafta da ana kullandığımız tuşlarımız bulunuyor. Alt tuşa sahip güzel bir ürün. Sonra hemen pil kısmında şurada bir dangle bulunuyor. Bu zaten wireless olduğu için USB ile bilgisayarınıza takıp ve buraya da pili taktıktan sonra kullanabiliyorsunuz dangle'ı da bu şekilde. Mouse'un kutu açılımı bitti ve elde duruş hissiyatı bu şekilde bayağı büyük duruyor ve altında da bilek desteği bulunuyor. Şu bilek desteğini isterseniz çıkartabiliyorsunuz, isterseniz de takabiliyorsunuz tekrardan. Bu sizlere kalmış. Bu şekilde de şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bayağı eli kaplıyor ama eliniz yorulmuyor. Çünkü tamamen havada kalmıyor ve düz bir şekilde oturtturabiliyorsunuz masanıza. Bu ürün Photoshop'ta çok işime yarıyor. Nedenini şöyle söyleyeyim. Bir ürünün resmini kırpmam gerekiyor, her tarafını çizmem gerekiyor. Normal mouse'la bunun tam ayarını yapamıyorken bu dikey mouse'la onu yapabiliyorum. Home office çalışıyorsan veya ofiste çalışıyorsan bileğin ağrıyorsa sürekli bu tarz dikey mouse'u denemeni öneririm sana. Şimdi bu mouse'un şöyle bir genel özelliklerinden de bir bahsedeyim sizlere kısaca. 6 adet tuş bulunuyor. 95 gram ağırlığına sahip ürün. 2.4 GHz'i destekliyor. 3 kademeli bir DPI var. Bu DPI olması gerçekten güzel bir durum. 1000 DPI'dan başlıyor. 1200 DPI ve 1600 DPI arasında 3 kademeli olarak DPI ayarını yapabiliyorsun. Yani mouse'un hassasiyet hızını ayarlayabiliyorsun. Sağ el kullanımı için tasarlanmış bir mouse diyebilirim. Yani bunu solak bir insan aldığında kullanamaz. Çünkü solak tarafına gelmiyor el bu şekilde. Parmak ucunuz şuradaki yardımcı tuşların yanına geliyor. Mouse dangle ile bağlanıyor yani USB ile. Ağırlık olarak oyuncu mouse'u veya normal mouse'lardan bile hafif diyebilirim. Aslında elde hani büyük durmasına rağmen böyle bir ağırlık hissettirmiyor sizlere. Ürünün ben sizlere açıklamaya linkini bırakacağım. Eğer denemek istersen veya incelemek istersen linkten gidip bakabilirsin. Bıraktığım linkten güvenle alabiliyorsun bu ürünü. Bundan vazgeçemeyeceğim diye de bir korkum var. Çünkü oyun oynuyorum. Aslında oyunlarda da güzel. Size şöyle bir de oyunlardaki hissiyatını göstereceğim. Şimdi son olarak oyunlarda nasıl bir hissiyat veriyor ona bir bakalım. Sonrasında oyun için mi, ofis için mi ya da ev kullanımı için mi o size kalmış. Artık oyunda mı kullanırsın, ister işinde mi kullanırsın orasını bilemem. Şimdi oyun performans testimize bir geçelim. Oyun performansımızı da yaptığımıza göre 1600 dpi'de kullandım bu arada oyun oynarken bilginiz olsun 1000 veya 1200'de değildi. İncelememiz bu kadardı. Ben biliyorum ki bu ürünü ben yayınladıktan sonra birçok kişi merak edip satın alacak sırf merakı için. Ama merak edip aldıktan sonra da vazgeçilmez oluyor diyebilirim sizlere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.